XF 70'e 300, F4 5,6, LMOIS WR lens. Bu lens ile 2 saat kadar keyif yaptım ve bu konuda da Fujifilm Karaköy'den sevgili İzzet kardeşime çok teşekkür ederim. Elime ilk aldığımda gerek ölçüsüyle gerek ağırlığıyla bana hemen XF55-200 lensimi hatırlattı. Ölçüleri neredeyse birebir aynı, ağırlığı birebir aynı, yapısı birebir aynı. Ha, farklar var mı? Elbette var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. O yüzden önümdeki lens 55-200. Şimdilik onu siz 70'e 300'müş gibi farz edin lütfen. Lensi denemeden önce dış kaynaklardan seyrettiğim ve edindiğim ön bilgi oldukça olumluydu. Ve bendeki beklentiyi de iyiydi. Ancak itiraf edeyim ki deneyimlemek bambaşka bir keyif oldu. Ancak elbette bu kadar kısa sürede teknik detayları vesaireyle ilgili bir fikir edinmeyi aramadım. Her tüketici gibi ben de aynı şeyi yaptım. Denedim. Alır mıyım almaz mıyım baktım. Sonunda söyleyeceğim alıp almayacağımı. İlk izlenimim oldukça umut vericiydi. Çektiğim kareleri incelediğimde lensin keskinliği, kullanım esnasında otofokus becerisi ve renk tercümesi harikaydı. Ve ayrıca da OIS'teki başarısı da 4/4'tü. Elbette düşük ışık denemeleri falan yapamadım. Ne yalan söyleyeyim. Ama o yüzden bunu ön inceleme diyoruz. Ve elbette deneyimlemem gereken ve incelemem gereken dünya kadar şey var. Söz gelimi videodaki başarısı. Ancak şu ana kadar bir tek şey söyleyebilirim. İlk izlenimim 55-200'ü aratmayacak, hatta bir tık da önüne geçtiğini görüyorum. Ayrıca da 55-200'de olmayan bir başka özellik de 50'ye 140 gibi, 100'e 400 gibi bu lenste de, yani XF 70'e 300'de de Fujifilm'in çarpı 1,4 ya da çarpı 2 telekonvertörlerini kullanabiliyorsunuz ve çarpı 2'yi denedim. Pah, inanılmaz başarılı. Dolayısıyla çarpı 2 konvertörle lensiniz bir anda 140'a 600'e tırmanıyor. Bu da full frame karşılığı 213'e 912 mm. Uçuk rakamlar. Sahip olduğu ve bana denemem için izin veren, o gün buluşmaya gittiğim sevgili takipçi dostum Hasan Sarıgül'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Siz de farkındasınızdır ki bu lens beni oldukça heyecanlandırdı. Neden heyecanlandırdığını göstereyim isterseniz. Daha önce de söylediğim gibi söz havada kalır ama görüntü akla işlenir. Thank you.
Sevgili dostlar, sizi bilmem ama ekonomik şartlarım izin verdiği anda ben bu lensi almaya karar verdim. Ne zaman olur bilemem ama ilk fırsatta. İşte ancak o zaman daha geniş incelemeye tabi tutup bir uzun kullanım inceleme videosunu sizlere sunabilirim. Lensle ilgili bütün fikirlerimi ortaya koyarım. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna, abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim sevgili dostlar. Şimdilik huzurlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.